Git bırakmasını ya da bir başka ekonomik argümanla bir pas daha atılmasını anlıyor. Merkez faizi üçüncü kez pas geçti. Piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizi sabit kaldı. En son yerel seçim öncesi Mart ayında politika faizini 500 baz puan artırarak %50'ye çıkaran Merkez Bankası Haziran'da faiz kararında değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası'na göre aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama Mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradı. Yurt içi talep hala enflasyonist düzeyde olsa da yavaşladı. Faiz kararı öncesi piyasa yeni güne sakin başladı. Dolar 32 lira 83 kuruştan, euro 35 lira 11 kuruştan açıldı. Faiz kararına bir saatten az bir süre kaldı. Kapalı çarşıdaki dijital tahtalardaki hareketlilik ise yavaş. Dolar 32 lira 86 kuruş, euro 35 lira 15 kuruş, altın ise 2507 liradan işlem görüyor. Karar sonrasında dolar, euro ve altında seyir yataydı. Merkez üçüncü kez pas dedi. Buna karşılık piyasalarda ise hareketlilik olmadı. Faiz kararından sonra kapalı çarşıda dolar 32 lira 83 kuruş, euro 35 lira 15 kuruş, altın ise 2505 liradan işlem gördü. Para politikası kurulu, hizmet fiyatlarındaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğunu söyledi. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşuna devam mesajı yine verildi. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma olursa parasal duruş sıkılaştırılacak. Bir de tatilimiz var efendim. Bu tatil haberi bir iptali kapsıyor. Dün yayındaydık. Türkiye'nin Sözü programında stüdyo konuklarımızla birlikte siyasetin nabzını, normalleşmenin bitip bitmediğini konuşuyor, tartışıyorduk. O esnada bir sıcak başlık ekranlara yansıdı. Değerli reji uyardı bizi. Meclis tatile girmiyor, haberiniz olsun diyordu resmi gazete. Nedeni ise o sırada stüdyo konuklarımız arasında bulunan Sözcü ailesinden vergi uzmanı Nedim Türkmen'den geldi. Vergi kanunu için meclisin tatili taca çıktı dedi. İç tüzüğü gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi, AKP'nin çalışma takvimine dair grup önerisinin kabul edilmesiyle uzatıldı. Milletvekillerinin mesaisi 1 Ağustos'a kadar sürecek. Çok sayıda düzenleme için meclis yoğun mesai yapacak. Meclisin çalışma süresinin uzatılması kararı resmi gazetede yayımlandı. Kripto varlıkların yasal çerçeveye kavuşturulmasını içeren sermaye piyasası yasası değişikliği genel kurul gündemine alındı. Bu teklifin tamamlanmasının ardından Türk Sivil Havacılık Yasası değişikliğine ilişkin teklif genel kurulda ele alınacak. Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifini meclise getiren AKP, 9. yargı paketi içinde son hazırlıklarını yapıyor. Meclis tatile girmeden yargı alanına dair düzenlemelerin de meclise getirilmesi planlanıyor. Yeni vergi paketiyle ilgili tartışmalar sürerken, iktidar bir süre önce uygulamaya konan kamuda tasarruf önlemlerine dair yasal düzenleme üzerinde de çalışıyor. Milyonların doğrudan cebine yansıyacağı ifade edilen yeni vergi paketiyle ilgili, Bakan Mehmet Şimşek'in kabinede sunum yapmasının ardından teklife son biçiminin verilmesi, meclise sunulması bekleniyor. İktidarın tepki çeken ve sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren teklifi ise bir sonraki yasama dönemine kalabilir. Kulislere göre parti içinde de tartışmalara neden olan düzenlemenin meclisin açılacağı 1 Ekim sonrasına bırakılması planlanıyor. Yüzlerce yorum katlanarak artıyor. Birazdan